Dersimize hoş geldiniz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu zamana kadar neler yaptık metodumuzdan? Hemen bakalım. Metodumuzun çalışma, en son bir çalışma vermiştik. 4'lük, 2'lik, 1'lik, 8'lik notalarda, 16'lık notalarda yazış ve çalış şekilleriyle ilgili, hatta onun örneğini ve dersini de ayrı video olarak vermiştim. Şimdi biz nota yazım araçlarından ve dediğimiz gibi bu bilgiler son bilgilerimizi, daha doğrusu şimdilik çalışmalara geçmeden önceki son bilgilerimizi devam ediyoruz. Bu kitabı olanlar zaten kitaptan bakabilirler, metottan. 27. ve 28. sayfada. Şimdi rüpriz işaretleri. Ekranda yine görüyorsunuz rüpriz işaretlerini. Hemen sizin için tekrar ediyorum ve anlatmaya başlıyorum. Şimdi rüpriz işaretleri, bakın en solda sol anahtarı ve ölçü sayısından sonra A dediğimiz bölüm var. Şimdi A bölümünde 1, 2, 3, 4 tane ölçü var. 4 ölçü sonra rüpriz işareti var. O rüpriz işareti, bakın, kendi çift çizginin önünde 2 tane nokta, 2 nokta sola bakıyor. Yani ne oluyor? Başa dön işareti oluyor. Yani neymiş rüpriz? Tekrar işaretleri, melodik cümlelerin en başa veya karşılığı olan yere dönmesini ve o bölümün tekrar çalınması gerektiğini gösteren işarettir. Yani örnekte, resimde gördüğümüz gibi A ölçüsünden B ölçüsüne kadar çaldıktan sonra B ölçüsünün içine bakan kısmı, evet, rüpriz işareti konulmuşsa tekrar A ölçüsüne, yani başa dönülerek aradaki bölüm tekrar edilir. Şimdi rüprizden sonraki C ve D bölümleri var. Bakın orada da birbirine bakan iki tane rüpriz var. Yani CD, B ile C sırt sırta gibi görünüyor. Evet, oradaki ve aşağıdaki sondaki, işte buraya geldiğimiz zaman da ne yapıyoruz? Bu D'den C'ye dönüyor. Yani eğer şöyle bir durumumuz da var, dikkat edilecek nokta. Eğer B ve C arada yokken ta ölçünün, parçanın sonundan bir rüpriz olsa bile rüpriz nereye? En başa gider. Yani rüpriz birbirine bakan rüprizlere döner. Eğer birbirine bakan rüpriz yoksa rüpriz en başa döner. Evet. Kitabımızda bu, metodumuzda bu anlatımın arkasından hemen nefes işareti var. Bakın yine ekrana geldi. Bir yukarıdan virgül işareti. Bu işaret, gördüğümüz her yerde nefes alacağız. Bu işareti gördüğümüz her yerde nefes alacağız. Bu bir tekrar etmek istiyorum. Metottur. Metot kişiye özeldir. Kişinin öğretme yöntemidir. Dolayısıyla belirli şekillerde buna riayet edilmesi ve uyulması gerekir ki böyle bir disiplin oluşsun ve bu disiplin sonucunda da bir sonraki okumalarınızı bu disipline göre yaparsanız, üzerine bir şeyler ekleye metodu takip ederek öğrenmeye başlamış olursunuz. Evet, nefes işareti, bakalım ne demişiz. Nefes işareti yukarıdan virgül ile belirlenir. Bu virgülleri gördüğümüz her yerde nefes alarak diğer ölçüye devam ederiz. Burada dikkat edeceğimiz husus, nefes alma anında metronomdan çıkmamak ve fazladan süre geçirmemektir. Yani nefes alacağım diye beklemiyorsunuz. Metronom tık 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 diye gidiyorsa. Yani nefesimizi, tempoyu aksatmayacak serilikte almaya dikkat edeceğiz. Evet. Bununla ilgili bir çalışma var. Çalışma 1 şu anda ekranınıza geldi. Kitabı olanlar da 28. sayfadan bunu açabilirler. Metronomumuzu
Hatırlıyoruz, metronomumuz böyle veya cep telefonumuzda bu metronom var. Aynı zamanda akort aleti. Modunu akort aletine, metronoma getirelim. Tempoyu da 55 yapalım. 55 yaptıktan sonra, evet, bakın. Şimdi görüyorsunuz. Bir evvelki videoda görünmüyordu. Bunu da görebiliyorsunuz. Şimdi ben bu metronomumu karşıma alıyorum. Çalışma bir ekrana geldi. Siz de kitaplarınızdan açıyorsunuz. Bakın. La perdesi, la notası. Neredeydi hatırlıyoruz. Bakın benden aynı ses çıkmıyor olursa hiç telaşlanmayın. Çünkü ben akort aletine bakıp şu anda bir la yapmadım. Önüme gelen bir tane maile la olduğunu bildiğim, düşündüğüm. Yakın bir enstrümanla çalmıyorum çünkü. Onun için akort tutturmak zorunluluğum yok. Şu anda size ders veriyorum. Bakın. La perdesi. Üflüyorum. Nasıl çalışıyorduk? Çalışma 1. İçi boş dört dörtlük nota. Değil mi? La. La 2 3 4 dedik. Bakın hemen yukarıdan nefes işareti var. Orada nefes alıyoruz. Evet. Demek ki gördüğümüz yerlerde nefes alıyoruz. Ve ne var? Ne öğrenmiştik? Röpriz öğrenmiştik. Bakın 1 2 3 4. ölçüde bir röpriz var. Bu röpriz en başa döndürüyor. Ondan sonraki ölçüye devam ediyoruz. Sonuna kadar gittikten sonra tekrar nereye? 1 2 3 4 5. ölçüye dönüyoruz kendi arasında ve bitmiş oluyor. Hadi bakalım başlıyoruz. 1 2 3 4. Bakın ben hata yaptım. 1 2 3 4 1 2 3 4 Döptüz. Geçtim. Beşe döndüm. Gördüğümüz gibi hepsini çalmış olduk. Demin nerede hata yaptım? Özellikle burayı kesmeyeceğim ve size göndereceğim. Bakın metronom sayarken İlk sesi farklı sayıyor. Hepimiz hata yapabiliriz. O yüzden bunu dinleyin. Bu videoda orayı kesmeden size göndereceğim. Hata yaptım ve bekledim. Neyi beklediğimi gördünüz. İlk birin sesi farklı gelir. Bakın. Tik tak. Bakın. 3 4 Birin sesi farklı. Yani ben bunu neden özellikle hata yaptım ve beklediğimi söyledim. 1 dedim buna. 2, 3, 4, 1'e geldi. Yani 1 sesi farklı yere geldi. Bu da benim dikkatimi dağıtacak çalarken. Sayarken çok normal sayabilirim. Ben profesyonelim. Bu şekilde de sayabilirim. Ama siz de lütfen 1, 2, 3, 4. Hani demiştim ya metronom çalışmasını anlatırken başta. O birlere dikkat edin diye. Hani ayarlayabilirsiniz 1 vuruş, 2 vuruş, 3 vuruş, 4 vuruş diye. 1 başlara geliyor. Mesela 1, 2, 1, 2 diye de sayabiliyordu. İşte bu yüzden buna dikkat ediyoruz 1'lere. Şimdi çalışma 1'e dönecek olursak yaptık. Nefes alınacak yerlerde. Hatta ben size konuştum geçiyorum geçmiyorum diye. İşte öyle bir refleksle nefes alıp ölçüler tamamlanana kadar çalınacak. Tamam. Şimdi... Çalışma 2 var. Çalışma 2 de yine ekranınıza geliyor. Burada ne yapıyoruz?
İkilik değerdeki notalara da çalarken nefesi nereden alacağı konusunda size disiplinel bir çalışma yaptırtıyor. Lütfen bunları atlamayın, basit görmeyin. Bunlar işin temeli, bunlar sizi bir sonraki aşamaya taşıyacak. Evet, çalışma 2 geldi. Ne yapıyoruz? Yine 4'e kadar sayıyoruz. Nefes alacak yerlere dikkat ediyoruz. Repriz. Evet, böylece çalışma 2'yi bitirdik. Şimdi burada dikkat edeceğimiz neler var? Bakın, burada dikkat edeceğimiz şu var. İlk ölçü 1-2-3-4 nefes, 1-2-3-4 nefes, 1-2 nefes, 1-2 diyor. Röpriz yapıyor. Röpriz yaptığı zaman, bakın onun arkasına tekrar bir nefes işareti koymadık. Zaten doğal olarak geçişimiz bizim buradan. Nefes alarak geçiyoruz ölçünün en başı diye. Ve tekrar başa dönüyoruz. 4 nefes, boş 4 nefes. Aynı şekilde 2 deyip birinci röprizi bitirdik ve geçtik. Şimdi asıl önemlisi, buraya dikkat edin. 4'ten sonra nefes yok. Şimdi biz normalde mey çalıyoruz. Bizde şöyle bir durum var. Uzun uzun sesler üfleyeceğiz. Uzun uzun kesmeden sesler üfleyeceğiz. Dolayısıyla buna alışmamız için, bu disiplini sağlayabilmemiz için lütfen dikkat edin. Bak 1-2-3-4-1-2. Şimdi nefes burada. Zaten nefes işareti aynı zamanda görsel olarak da notada gördüğünüz gibi sus işaretinin üzerine denk geliyor. Anlamsız gibi gelse de mühim olan bizim için bu disiplin. O yüzden burası bir şaşırtma. Zaten nefes alacağım ben burada, susacağım. Neden buraya bu işaret konuldu diyorsanız lütfen bunu disipliner bir hareket olarak yapmak zorunda olduğumuzu, sizi bu metota çalıştırmak için, şartlamak için bunların bu şekilde konulduğunu sakın unutmayın ve lütfen hafife almayın. Aynı şekilde de ikinci röpriz çalışma gelir ve nerede biter? Röprizler kendi arasında döner ve finale geldiğinde biter. Şimdi bakalım başka çalışmamıza. Evet, çalışma 3. Aynı şekilde çalışma 3'ü bakıyoruz. Çalışma 3'te bu sefer ne var? Bakın hemen şekil geldi. Bu çalışmada da birinci ve ikinci çalışmada öğrendiklerimizi uygulayacağız. Yani nefes işaretlerine dikkat edeceğiz ve bir dörtlük notaları tu vurgulu üfleme şeklinde üflerken bir sonraki sesin gecikmemesi ve metronomun temposunun bozulmaması, metronomun temposundan çıkılmaması için nefeslerimizi kısa ve dengeli almayı öğreneceğiz. 3 numaralı çalışmayı yapıyoruz şimdi. 3 numaralı çalışmanın önce analizine bakalım. Ne yapıyor? 4 tane sayıyor. Konuşmamaya gayret edeceğim arada. Lütfen şimdilik dikkatinizi dağıtmamak, hatta toplamak için konuşuyorum. O da şudur konuşmalarım. Röpriz dönüyorum diyorum. Bunu demeden takip etmeyi lütfen öğrenin ve ondan sonra da benimle birlikte çalarken veya siz bunları izledikten sonra kendi çalışmalarınızı bu şekilde yapın. Ne yaptı? 4 yaptı, 1 nefes aldı, 2 yaptı, nefes aldı, 2 yaptı, nefes aldı, 1 nefes aldı, 1 nefes aldı, 2 nefes aldı. Yani burada devamlı nefes alma hemen hemen her notadan sonra çalışmaya vermişim. Yine biz metronomumuzu 55'e ayarlıyoruz ve çalışma 3'e başlıyorum. (Gülüyor)
böylece bitirmiş olduk. Eğer ki bu hızda çalışamıyorsanız sorun yok. Bu videoyu 50 kere de izleyebilirsiniz. Metronomu 55'ten 50'ye, 40'a, 45'e yani rahat sayabileceğiniz. Bakın notayı aynı zamanda çalarken bir sonrakini düşünebileceğiniz tempoda çalıp 55'e kadar çıkabilirsiniz. Sonra yani 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56 çıkın. Bu değerlerle çıkın. İkişer ikişer arttırarak çıkın. Alışkanlıklarınız da devam etsin. Şimdi yeni konu başlığımız bağlar. Şimdi müzikte sesli sürelerin dil vurmadan birbirine bağlayarak çalmamızı sağlayan şekillere bağ denir. Neymiş? Müzikte sesli süreleri yani notaları sesli süreler dediğimiz biliyorsunuz hatırlıyorsunuz değil mi? Sesli süreler ve sessiz süreler var yani suslar vardı. Sesli süreleri birbirine bağlayarak çalmamızı sağlayan şekillere bağ denir. Üç türlü müzikte üç çeşit bağ vardır. Bunlar çoğaltma bağı, deyim bağı ve hece bağıdır. Çoğaltma bağı dediğimiz şu şekilde anlatacağız. Sesli bir süre değerini, notalarını yani müzikte sadece çoğaltma noktası kullanılmadan da arttırabiliriz. Yani sesli süre değerlerini, notaları müzikte sadece çoğaltma noktası kullanılmaz. İsimleri ve sesleri aynı olan, unutmayın bakın dikkat edin, isimleri ve sesleri aynı olan iki ya da daha fazla notanın kesinti olmadan okunacağını veya çalınacağını gösteren işarete çoğaltma bağı denir. Şimdi bakın bağ işaretlerindeki A'da olan işaret Do üzerinde bağlar. Şimdi çoğaltma denir. İlk notaya dil vurulur ve diğer bağlı olan son notaya kadar son nota dahil dil vurulmadan yani herhangi bir vurgu yapılmadan çalınır. Çoğaltma bağında daima küçük değer büyük değere eklenerek bağlanır. Yani pa pa gibi geldiğinde bağ iki tane yani bir dörtlük notanın arkasından iki dörtlük nota geliyorsa bir dörtlük iki dörtlüğe bağlanarak çalınır. Bağ işaretleri notaların daima baş kısmına konulur. Evet çoğaltma bağı bu. Şimdi deyim bağı diye bir bağ var. Deyim bağında ise müzik parçalarında isim ve sesleri aynı olmayan do, re, mi, si, la gibi değişik notaların iki ya da daha fazla notanın kesinti olmadan okunacağını ve çalınacağını gösteren işarete deyim bağı denir. İlk notaya dil vurulur, diğer bağlı olan son notaya kadar son nota dahil dil vurulmaz. Yani burada kesmek anlamında bunları birbirine bağlı çalarız. Üzerine deyim bağı konudan notaların birisi bittiği anda kesinti verilmeden diğeri başlar. Bağ işareti notaların daima baş kısmına konulur demişiz. Yani B'de gördüğümüz gibi da i am diye do re do si yani do re do si değil do re do si diye bağlı okuyor. Evet hece bağı dediğimiz bağda ise bir de sözlü notaların deyim bağı ile bağlanışı vardır. Bu bağ her heceyi gösterdiğinden buna hece bağı adı verilir. Her heceye düşen notaların bağlanışındaki amaç şarkıcının heceye düşen notaları görme kolaylığını sağlamak içindir. Ki bunu da zaten türkü çalarken türkülerde notalarda rahat rahat göreceğiz. Bunun örneklerini de göstereceğiz. Şimdi bakın işareti tekrar veriyorum. Yani A aynı iki sesten oluşan nota üzerine konulan bağ işareti ilk notanın çalıp diğerlerinin süresi kadar uzatılması anlamına gelir. Bir kez üflenerek diğer nota süresine kadar sayılıp üflemeye devam edilmelidir. B'de ise ayrı seslerden oluşan notaların üzerine konulan bağ işareti bağın kapsadığı bütün notaların kesmeden birbirine bağlı olarak çalınması gerektiği anlamına gelir. C ise İki ayrı ses üzerine konulan bağ işareti bu iki notanın kesmeden bağlı olarak çalınması gerektiği anlamına gelir. B ile aynı anlamda kullanılır ama
farklı bir anlatısı vardır. D'de ise farklı ölçülerde ayrı sesler üzerine konulan bağ işareti iki ilk notanın çalınıp bağlı olan notanın değeri kadar üflendiği anlamına gelir. A ile hemen hemen aynı anlamda kullanılır. Neden aynı anlamda kullanılıyor da birbirinden farklı olarak gösterildiğini burada soracak olursanız bunu notaların üzerinde çalışmalar yaparken zaten ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Kafanız şu anda karışır ve gereksiz bir bilgi olarak da elinizde bulunur. Evet efendim. Şimdi biz mi çalıyoruz? Bizim batı müziği işaretleriyle işte nüans terimleriyle ne işimiz var diye düşünenler oluyorsa işte dediğim gibi bu benimle ilgili bu metot çalışmasında isterseniz burada son verin. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Müzik evrenselse, müzik dili de evrenseldir. Biz her ne kadar bunu şu an kullanmıyor olsak da bütün dünya ile birlikte müzik yaptığımız anlarda bu bilgileri bilmemiz ve bunların bu bilgilerle iç içe olmamız demek bir kalitede müzik bilgisine sahip olduğumuzu enstrümana ve müziğe dair bilgilerde de tam anlamıyla bu işe vakıf olduğumuzu gösterecektir. Biz mey çalıyor olabiliriz, bağlama çalabiliriz veya işte kemane çalabiliriz. Aklınıza ne gelirse, halk müziğine ait ne gelirse çalabiliriz. Ama unutmayın ki enstrümanlardan çıkan frekanslar ve sesler bir tane. Bizim sazımızdan başka türlü çıkabilir veya müzik yazısı başka türlü yazılmayacağına göre bir tane ortak dili varsa şu anda kabul edilen uluslararası literatürün kabul ettiği nüans terimleri veya işaretlerinde bizim benimseyip kullanmamızda fayda vardır. Ne zamana kadar? Biz şu zamana kadar eğer o işaretlerin farklılıklarını biz kendimiz koyabiliyorsak ve bunu da bütün dünyaya ve müzisyenlere, dünyadaki müzisyenlere kabul ettirebiliyorsak o zaman nasıl ki ortak dil İngilizce, Türkçeyi ortak dil yapmak istersek, Türkçe ile ilgili bilim yapmamız gerekiyorsa, buluşlar yapmamız gerekiyorsa, işte Türkçe kelimeleri daha çok literatürde kullanılmasını istememiz gerekiyorsa bunun için çalışmamız gerektiği gibi aynı şekilde de müzikte ortaya bir şeyler koymamız gerekiyor. Evet, bu açıklamanın ardından size nüans terimlerini gösteriyorum. Bakın ekranda. Kitabın da zaten 31. sayfasında var. Şimdi buradaki işaretleri zaman zaman kullanacağım. Bilmeniz açısından çok önemli. Genel kültür çok önemli. Bakın orada terim. Diyor ki pianissimo çok hafif demiş. PPPP diye kısaltmalar var. Piano hafif. P harfiyle. Mezzo piano orta hafiflikte. Mezzo forte orta kuvvette. İşaretleri var bakın ekranda görüyorsunuz. Forte, fortissimo. Bu işaretlerin bizim müziğimizi anlatacak şekilde tabii ki Türkçe karşılıklarını okuyabiliriz. Hiç sorun yok. Ama eğer uluslararası orkestralarda çalacak veyahut da yazacağımız bir eserde o eseri birilerine çaldıracağımız gerektiğinde bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şiddet belirten işaretler. Bakın bu işaretlere dikkat edin. Bu işaretler benim metodumda epeyce kullanıldı ve yani normal hayatta da kullanmaya devam ediyorum ve gayret ediyorum. Şimdi çok müzisyenler tarafından da bilinir. Crescendo, decrescendo. Yani böyle gittikçe kuvvetlenerek da diye veya tam tersi decrescendo da gittikçe hafifleyerek da diye giden vuruş şekillerinin yazım şeklidir. A'da gördüğünüz crescendo o bölümde yazılan notaların şiddetinin, volümsel şiddetlerinin artarak yukarıya doğru kuvvetlenerek gitmesini sağlar. B'deki ise aynı ölçü içindeki veyahut da gösterildiği yer içindeki seslerin volümsel olarak değerlerinin gittikçe hafifleyerek bitmesini gösterir. Evet, şimdi bakın. Tenuto, portamento. Evet, bu bizim metodumuzun bundan sonra çalışacağımız her şeyinde gözümüzün aşina olması gereken bir işaret. Çile işareti gibi bir işaret bu. Bu işareti nefes kesmeden
belli belirsiz küçük ritmik vurgular yapmak anlamında kullanacağız. Meyde belirleyici vurgu genellikle apojitür ve çarpma dediğimiz daha sonra öğreneceğimiz şeylerle verilir. Yani şudur bakın mesela bizde vurgu çarpma dediğimiz zaman bakın bu çarpmalar ama bu tenuto portamento dediğimizse bunun dışında bir şeydir ve çalışmalarda üzerine koyacağımız bir şeydir. Bakın şimdi bunun şu şekilde söylüyorum. Çarpmaların olmadığı çalışmalarda bu vurguları nefes kesmeden küçük ritim belirleyici vurgular ile göstereceğimizden bu vurguları belirleyici olarak tenuto portamento kullanılarak göstereceğiz. Bu işaret notaların yazım yerlerine göre portelerin üstlerinde ve altlarında olabilir. Şimdi bu meyde belki de şöyle söyleyeyim. Zaten bu işaretlemeler büyük bir ihtimalle bugüne kadar yazılan mey metotlarında hiçbirinde olmadığını düşünüyorum. Varsa da özür dilerim ben bilmiyorum. Ama bu işaretlerin ortak dil olmasını istediğim için zaten öncelikle bu videoları bu yüzden çekiyorum. Bu ortak dilleri kullanarak biz kendi aramızda meyciler ve işte müzisyenler, Türk halk müziği sanatçıları anlaşmaya başladığımızda çok daha keyifli şeylerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Evet, bunu da öğrendikten sonra şimdi bu dersimizi burada bitiriyoruz ve bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.